İlhami Işık, İran'a Operasyon. Yine filmin başına döndü dünya. 2010 yılında başlayan Arap Paharı esasen yılların baskı, şiddet, zulüm ve zorbalığının yaratmış olduğu öfke kendisini Müslüman Kardeşler Örgütü üzerinden ifade etti. Bir siyasi aktör olarak Müslüman Kardeşler Örgütü'nün reel siyasete sahne alması küresel çapta bir deprem etkisi yarattı. Batı dünyasının çıkarlarını temsil eden Arap diktatörlükler bir anda geniş halk kitlelerinin kuşatmasında nefes alamaz hale gelince bütün batı başkentlerinde alarm zilleri çalmaya başladı. Müslüman kardeşlerin şahsında dünyayı sarsacak yeni bir sünni Müslüman dalgası çok ciddi siyasi sonuçlar doğurmaya gebeydi. Çünkü Müslüman kardeşler örgütü siyasi hayatının tümünü illegal koşullarda geçirmiş, legal siyaset deneyimi olmayan Köşeli sert bir örgütsel yapıydı. Nitekim Arap Baharı'nın çok kısa bir sürede şiddetin egemen olduğu bir sürece evrilmesinin de bir nedeni buydu. Müslüman Kardeşler Örgütü tümüyle illegal bir yapı olduğundan talep edilen değişim ve devrim, demokratik yol ve yöntemler yerine kolayca basit provokasyonlar aracılığıyla kanlı bir mecraya doğru hızla sürüklendi. Bu durum Arap Baharı'nın yaşandığı her yerde görülmeye başlandı ve giderek daha fazla ülkeye yayıldı. Görünürdeki öncülüğün Müslüman Kardeşler Örgütü liderliğinde olduğu inancı, başta İsrail olmak üzere Batı ve Körfez ülkelerini ciddi kaygı ve endişelerle adeta şok etti. Bu kaygı ve endişeyi gidermek adına bildik karanlık yöntemleri devreye sokmak dışında başka bir önlemi gündeme almak ve düşünmek bile istemediler. Darbe en bilinen ve sonuçları itibariyle en garantili oldu. Bunu defalarca deneyip sınadıkları için sonuçlarını kestirmek daha kolay olabiliyordu. O nedenle hemen harekete geçtiler. 1 Mısır'da darbe yaptılar. Mısır Müslüman dünyası için her zaman merkezi bir özelliğe sahipti. Darbeyle en sert tavır konuldu ve herkese gözdağı verildi. 2 mezhep çatışmalarını körüklemek amacıyla şeytanlaştırdıkları İran'la gizli görüşmeler yaparak radikal sünni İslam'ı dizginlemek için Şii yapıların önünü açtılar. 3. Sünni İslam kaynaklı iktidar, parti veya örgütleri düşman potasına koydular. Misal Türkiye ve Tunus gibi. Buralarda da iktidarı farklı yol ve yöntemlerle devirmenin ince hesaplarını adım adım örmeye başladılar. Yukarıda saydığım bütün stratejilerin hepsini tek tek hayata geçirdiler. 2012 yılının 12 Eylül'ünde Libya'da büyükelçinin öldürülmesiyle bu stratejilerini hayata geçirdiler. Büyükelçinin öldürülmesiyle Amerika Dışişleri Bakanı istifa etti, Amerika Savunma Bakanı istifa etti. Amerika CIA başkanı istifa etti, Amerika'nın tüm güvenlik direktörleri istifa etti. Sadece başkan Obama ve yardımcısı Biden kaldı. Böylesine büyük bir operasyonla stratejik değişikliğini Türkiye gördü ama sadece Kürt meselesi üzerinden kendisine zarar geleceği hesabını yaptı. Önlem olarak da çözüm sürecini hayata geçirdi. Halbuki bu devasa bir strateji değişikliğiydi ve Sünni İslam hedefe konulmuş, Şii hilalin önü açılmıştı. Onun için artık Amerika ve Batı Suriye'de Esad'ın yaptıklarına ses çıkarmıyorlardı. Nitekim bugün de Erbil yönetimi tıpkı Türkiye gibi bu değişimi gördü ama sorunu sadece kendi mağduriyetini giderme olarak algılayıp dünyanın kendini destekleyeceğini hesap etti. Ama sonuçta bu hesabın eksik ve yanlış olabileceğini hiç aklına getirmedi. Şimdi dolaşımda yeni bir strateji var ve bu strateji ılımlı İslam olarak kendini ifade ediyor. Yani ılımlı sünnilik ve ılımlı şiilik. Amerika ibadeyi ılımlı şiilik üzerinden örgütlediği için onun 2018'de mutlak iktidar olmasını istiyor ve Erbil yönetimi Amerika'nın bu planını bozmuş oluyor referandum kararıyla. Gelelim 4 Kasım gününe Suudi Arabistan'da yaşanılan depremin asıl nedenine. Bugün günü artık İran ve Şii hilaline karşı tüm coğrafyayı sahaya indirme döneminin başlangıç günü olarak görmek gerektiği herkes açısından doğru olacak inancındayım. Evet tablo bu ve bu tabloyu doğru okumak ona göre önlem ve pozisyon almak gerekir. Başta Amerika ile bölge ülkelerinin yeni oyun sahasında darbe yememek için önlemleri şimdiden almak artık elzemdir. Bu saldırı küresel olacaktır. Bunu böyle okumak gerekir. İlhami Işık, Star